projelerine dair filmi izleyelim. Sonra kendilerinden dinleyelim ayrıntıları. Sesi Betimleme Derneği tarafından yapılmıştır. www.sevedar.org. Siyah Monda İlyansız Kampüs yazdı. Başta silindiren karanlık, blu ortam yavaş yavaş netleşiyor. Çam ağaçlı kampüs bahçesindeki bankların birinde ilk üçlerinde kısa saçlı genç bir kadın oturmuş, kulaklığından bir şeyler dinliyor. Önünden geçen tekerlekli sandalyedeki sakallı genç adam kollarının desteğiyle sürdüğü sandalyesiyle ilerliyor. Bir şey duymuş gibi gördürdü sandalyesini. Kadının durduğu yerde yanına gelen adamla konuşuyor. Uzun boylu adam oldukça hararetli bir şeyler anlatmakta. Bedensel engelli diğerine göre daha sakince cevaplarken banktaki kadın etrafına ilgisiz, kulaklığından gelene odaklı ritim tutuyor. Bir an dikkatle kulaklığını çıkardı. Beyefendi, aracınızı normal park yerine park etmişsiniz. Zaten her yer engelli park yeri dolu. Bizim gibi araçların bir iki park yeri varken gelmişsiniz o normal araç yerine park etmişsiniz. Yani lütfen arabanızı oradan kaldırın. Tamam kardeşim, ne inat ediyorsun? Otopark sıkıntısı var zaten. Acelemiz vardı, özür de diledik. İki saattir şov yapıyorsun burada. Allah Allah ya. Ne demek şov yapıyorum? Şov yapıyorsun. Beyefendi, arabanızı... Beyefendi. Çekebilir misiniz? Kardeş. Hayır, çekeme. Kardeşim. Hayır. Yok, kardeş, beyefendi haklı. Hem aday. Adamın biraz daha saygı lütfen. Çekmeyeceğim ben. Konuya katılan görme engelli kadın konuya çok da takılmadan telefonuna bakıp telaşla toparlandı. Hissedilebilir yüzeyin minik yuvarlak noktalarıyla kaplıs demin hızla akarak geçiyor. Kadının siyah beyaz asgari tulumunun paçaları ve renkli spor ayakkabıları hızla zehirli ilerlemekte. İnce uzun çizgi kabartmalar yine noktalara döndü. Geçtiği kaldırımın tüm zehirli yönlendirmeli kabartma zehirle kaplı. Kadın tek yürüme mesafesi kalmış daracık bir bölümden ilerliyor. Kampüs içinde etrafına bakınarak elinde bir kağıtla yürümeyi sürdürüyor. Duraksayıp elindeki kaplı kağıda baktı. Evinom nerede acaba? Kadın ellerini birleştirdi, kulak hizasında parmaklarını döndürdü. Altyazıda, üzgünüm sizi anlamıyorum yazıyor. Bu yönlere gittiler. Genç kadın bahçe içinde oturma yerlerinin önünden geçip camlı bina kapısından girdi. Sırtında büyükçe bir sırt çantası var. Katta yürüyor. Kızıl kısa saçları, iri çekik renkli gözleri, yuvarlak bir yüzü var. Pardon, burada ne yazıyor? Yardımcı olabilir misiniz? Bir blok, üçüncü kat. Eliyle Brail yazıyı okuyup arkayı gösterdi. Kadın kağıdı alıp koridordaki asansöre yönelirken kırstaşlı sakallı adam bastonunu düzeltip yerden yamularak yoluna devam etti. Kadın koşturarak F9 yüzüş nolu derslik önüne geldi, hızla içeri girdi. Girdiği hızla da çıktı, koşuyor. Öğretmen sınıfa 3 gösterdi, çenesine dokunup 1 dedi ve bileğini keser gibi yapıp avucuna yazdı. Alt yazıda 3 yanlış 1 doğruyu götürür yazıyor. Kız mahcup çıktı. Öğretmen işaret parmağını aşağıya indirip baş parmağıyla halka yaptı ve bileğine dokundu. Alt yazıda sınav süresi 90 dakikadır yazdı. Kız telaşla koşturdu. Başka bir dersliğe girdi, kapı ardından kimileşerek kapandı. Engelli öğretmenin arkasındaki sandalyeye geçti. Öğretmen sınıfa dönerken sınav kağıdı bir ilavesiyle yazılı iki sayfa. Her sayfaya hızla baktı. Diğerleri parmaklarıyla soruları okuyorlar. Kadının yüzü asıldı. Hocam çıkabilir miyim? Tabii. Kalktı ve kağıdı elip yürüdü. Öğretmen kollarını açmış. Ne oldu diye şaşkın bakıyor. Sırttan görünümde kadın düşük omuzlarla koridorda ilerliyor. Kollarını yana serpilmiş, sırtında çantası koridorun geniş aralığına doğru yürürken sürekli gittikçe yönelimini kaybetti. Bu filmin engelsizler işini ses betimleme derneği tarafından yapılmıştır. www.sevedar.org Betim yazar ve seslendiren Çiğdem Başarımak alt yazısı bize koyacak. İşaret dili Müjde Kavuşak. Kontroller Ayşe Lider'in Beliz Coşar. Teknik yapıp daha prodüksiyon. Betül Ağızkalı engelli adayı Hamit Bayhan. Tekerlekli sandalyedeki adam. O ben Can Kutay. Park sorunu olan adam. Gökhal Demir birinci görme engelli. Rabia Topkaya işitme engelli. Tuğçe Gül'e işitme engelli öğretmeni. Mehmet Buner ikinci görme engelli. Mustafa Bey Doğan görme engelli öğretmen. Yönetmen Yusuf Özer.
senaryo Mustafa Kurt, görüntü yönetmeni Kurgu Yusuf Özel, teknik yönetmen Gökay Demir, ses Gelebilen Özbilgiç, Işık Ceylin Göktaş, müzik Nicola Paganini, La Paganella Concerta No. 2, yorumlayan Teddy Pavrami. Teşekkürler Hacettepe Üniversitesi, EGET, Eğitim ve Görme Engeller Derneği, Proje Orta Engelsiz Okul Topluluğu, Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatif Projesi, Sabancı Vakfı gibi programları kapsamında desteklenmektedir. Renkli Işık Aileleri için 2016 yazdı. Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatif Projesi olarak elde ettiğimiz verilere göre her 100 görme engelli öğrenciden sadece 5 üniversitelerindeki kütüphanelere tek başına gidebiliyor. Her 100 üniversiteden sadece 10'unda işitme engelliler için işaretleri bilen personel var. Her 100 üniversitenin sadece 46'sında fiziksel engelliler için rampa ve 31'de düzenlenmiş kaldırım var. Her 100 üniversitenin sadece 18'inde görme engelliler için hissedilebilir zemin uygulaması bulunuyor. Türkiye'de herkese eşit eğitim şansı, engellilere de, özel engelli vatandaşlarımıza da eşit eğitim şansı. Emre Taşkın'ı dinleyeceğiz bu bölümde. Evet, herkese merhabalar tekrar. Az önceki kısa filmimizde de bahsedildiği üzere aslında orada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var. Bunlardan birincisi aslında günümüzde engelli öğrencilerin üniversitelerde karşılaştığı sorunların başında geliyor. Ve biz bunu bu sefer tam tersi bir şekilde vurgulayarak yansıtmak istedik. Yani engelli öğrencilerin, engelli olarak tabir edilen öğrencilerin çoğunlukta olduğu ve toplumumuzda normal olarak tabir edilen öğrencilerin azınlıkta olduğu bir kampüste nasıl bir şey ortaya çıkardı diye düşündük ve bu film ortaya çıktı. Bu filmin tam tersini düşünelim. Bugün kampüste engelli otoparkına araçlarını park etmiş araçlar yüzünden engelli aracıyla gelen bir öğrenci aracını park edecek yer bulamıyor. İşitme engelli bireylerin işaret dili bilenler arasında iletişim kurmakta zorlanmaları nedeniyle artık kampüslerde daha fazla işaret dili tercümanına gereksinim duyulduğu biliniyor. Görme engelli bir öğrencinin sınav kağıdı Latin alfabesiyle yazılı olarak verildiğinden o kişinin sınav kağıtlarını nasıl okuyacağı hiç düşünülmüyor. Ve bunun tersi tam tersi de filmdeki gibi oluyor. Filmde özellikle vurgulamak istediğim bir diğer noktada duyduğunuz üzere sesli betimleme olarak tabir ettiğimiz filmdeki her hareketin sesli olarak açıklanması yoluna gidilmesi. Aynı zamanda altyazı ve işaret dili tercümesiyle de aslında bir filmin nasıl engelsiz erişilebilir hale getirebileceğinin küçük bir somut örneği olarak almanızı dilerim. Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi Sabancı Vakfı ve programları tarafından ikinci defa desteklenen bir proje. Projemiz kapsamında 27 engelli öğrenciyle, engelli gençle bir araya geldik. Bu bireylerin seçiminde farklı engel gruplarına sahip olmaları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunabilmeleri ve cinsiyet dengesi gibi kriterler ön plandaydı. Farklı engel gruplarına sahip öğrenciler bir araya geldiler. İki büyük toplantıda sorunlarını ele aldılar ve bu sorunlara nasıl çözüm önerileri getirebileceklerini tartıştılar. Aynı zamanda farklı engel grupları birbirlerini tanıma imkanı buldular ve diğer engel grubunun karşılaştığı sorunlarla ilgili temel bilgi ve farkındalık sahibi de oldular. Bu yıl elde ettiğimiz projemiz kapsamında verilerimiz doğrultusunda 6 çalışma grubumuz ortaya çıktı ve bu çalışma gruplarımız kendi alanlarında veri toplayarak bu yıl üniversitelerdeki erişilebilirlik hususunda mevcut durum analizi adlı raporumuzun oluşmasını sağladılar. Bu çalışma gruplarımız şu başlıklardan oluşuyordu bazıları. Bir, kampüste ulaşılabilirlik için yani mekanlara ulaşabilmek için neler yapılması gerekir? Ders materyalleri tüm engelli öğrenciler için daha nasıl erişilebilir hale getirebilir? Üniversiteler sadece ders aldığımız, eğitim gördüğümüz yerler değil, aynı zamanda bireysel gelişimimizi de sağladığımız yerler olduğundan sosyal alanlara, spor salonlarına, kafelere, öğrenci topluluklarına nasıl ulaşabiliriz? Buralara daha fazla nasıl katılabiliriz? Bununla ilgili çalışma yaptığımız yerler. Aynı zamanda bir öğrenci topluluğu yoluyla aslında STK'nın belki de ilk adımıdır. Çünkü gençler önce öğrenci topluluklarıyla farkındalık, sosyal sorumluluk gibi kavramlara tanışırlar. Bu sosyal topluluklar, öğrenci toplulukları engelsiz üniversite çalışmalarına nasıl etkide bulunuyor? Artık günümüzde yabancı dil gerçekten de
bilinmesi gereken ve olmadığında eksikliği her alanda ortaya çıkan bir durum. Ve yabancı dil öğreniminde engelli öğrenciler nelerle karşılaşıyorlar? Ve son olarak, bütün erişilebilirlik sorunlarına rağmen üniversite öğrenimi gören engellilerin %58'i örgün öğretimde eğitimlerini sürdürürken %40 civarındaki bir kesimde açık öğretimi devam ettiriyor. Ve bu %40'ın soruları ne diye açık öğretim içinde veri toplamaya çalıştık. Aslında bu projeye başladığımız zaman karşımızda ne yapacağını bilmeyen fakat sorun yaşayan, çözümü için hareket etme noktasında yapacaklarının farkında olmayan birçok engelli genç vardı. Kafaları da biraz karışıktı ve bireysel hareket etmek zorundaydılar. Ve daha da önemlisi aslında bu sorunu sadece kendilerini yaşadığını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadığını bir araya gelerek bu oluşturduğumuz çalışma grupları yoluyla ortaya çıkan takım çalışmasıyla göstererek sadece bu sorunu kendilerini yaşamadığını, Türkiye'deki bütün engelli öğrencilerin benzer sorunlar yaşadığını gördüler. Fakat sadece sorunları görmekle değil, bu sorunların nasıl çözülebileceğiyle ilgili de bir takım farkındalıklar sağladılar. Çünkü mevzuat artık şunu söylüyor, üniversiteler ve tüm kamu alanları erişilebilir olacak. Olacak ama bunun için biraz da öğrenciler talep etmesi gerekecek. Ve bu talep etmenin de usulü, yolu, yordamı var ve bunu artık biliyorlar. Şunu söyleyebiliriz, 2 yılın sonunda kendisine güvenen, özgüven sahibi, haklarının bilincinde ve nereye, nasıl talepte bulunacağını tamamen artık kavrayabilmiş engelli bir genç neslinin yetişmesine katkıda bulundu bu proje. Ve aynı zamanda bu proje yoluyla kendi üniversitelerinde değişim yaratan bir grup da var. Mesela bir kütüphanede kendisi için ders materyallerinin erişilebilir olmadığını bilen görme engelli bir öğrenci, yapmış olduğu girişimler, başvurular ve görüşmeler sonucunda kütüphanesine bir tarayıcı makine aldırarak ve aynı zamanda kısmi yarı zamanlı bir görevli çalışmasını sağlayarak kendi yolunu kendi açtı. Bir başkası üniversitede rampa olmadığından yürüyemediği kaldırımlara rampa yapılmasını sağladı. Ve aynı zamanda otobüslerde daha fazla rampalı otobüslerin bulunmasını sağladı. Bunun gibi daha başka örnekler de verebiliriz. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Az önce bir takım verilerden bahsetti Şirin Hanım ve bunlar arasında engellilerin yoksul kalma olasılığının Avrupa ülkeleri arasında ülkemizde daha fazla olduğunu söyledi. Bu yoksul kalma oranının düşmesi engelli bireylerin kendilerine güvenmiş, özgüven sahibi, ne yapacağının bilincinde olan ve daha da önemlisi üretim toplumuna katılmış bireyler olarak toplumda konumlanmalarıyla azalacaktır. Ve bunun yolunda eğitim, üniversite eğitimi ve belki daha fazlası. Bunu yapabildiğimiz zaman üniversiteli engelli bireyler, engelli gençler toplumda daha fazla yer alacak ve kendileri için daha fazla talep edecekler toplumda diğer bireylerle, herkesle, engelsiz olarak tabir edilen bireylerle eşit şartlarda yer alacaklar. Filmleri de erişilebilir olarak izleyecekler, iş hayatında da erişilebilir olarak yaşayacaklar, eğitim hayatında da, sosyal alanda da. İşte biz bunun için çabalıyoruz ve Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi bize bu ışığı gösterdi. Bu genç neslin bu ışığı almasına ve bundan sonraki süreçte akranlarına, kendilerinden sonra geleceklerine bu yolu göstermelerine sağladı. Evet, Sabancı Vakfı Toplumsal Emek Programları kapsamında desteklenen bu proje gelecek yılda devam edecek ve umuyorum engelli üniversite öğrencilerinin sayısı da artacak, niteliği de ve verimliliği de. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Önümüzdeki yıl için bir hedef koydunuz mu? Yani tabii ki hedefler her zaman büyük. Evet. Yani ulaşmak istediğiniz nedir? Yeni eklemek istediğiniz çalışma nedir belki geleceğe dair? Biz aslında projeye başlarken şöyle düşünmüştük. Engelli öğrenciler karar alma süreçlerine dahil olmadıkları için kendileriyle ilgili yapılan çalışmalar eksik kalıyor. Ve biz artık bu yılın sonunda ülkemizde söz sahibi olacak bir engelli üniversite öğrencileri örgütlenmesi oluşturmayı istiyoruz. Ve bu örgütlenme bundan sonraki süreçte daha fazla karar alma süreçlerine katılacak. Belki YÖK nezdinde, belki diğer üniversiteler nezdinde ve bu yaygınlaşma sayesinde güçlü, sözünü
sahibi olan ve dinletebilir bir yapılanma meydana gelecek. Çünkü örgütlenmeyle, bir araya gelmeyle biz sorunların aşılabileceğini düşünüyoruz. Dernek olarak da zaten bu maksatla yola çıkmıştık. Tamamen eğitim sorunu yaşayan gençlerin oluşturduğu bir dernek ve devamında ilerleyen bu proje ve devamında ilerleyeceğini, süreç içerisinde sürdürülebilir hale geleceğini düşündüğümüz engelli öğrenci inisiyatifi örgütlenmesi bu süreci çok daha hareketlendirici kıvama sokacaktır diye düşünüyorum. Mehmet Erkin, çok teşekkür ederiz. Umarız ve eminiz ki söylediğiniz gibi olur, hedeflerinize ulaşırsınız. Şimdi üçüncü projemize geçeceğiz. Devam ediyoruz.